Futbol topuna benzeyen şekildeki gibi bir çok yüzlü altıgen ve beşgenlerden oluşmaktadır. Her beşgene komşu 5 beş altıgen ve her altıgene komşu 3 beşgen vardır. Bu çok yüzlünün içerisinde toplam 12 beşgen olduğuna göre kaç adet altıgen vardır? Futbol topuna benzeyen bu çok yüzlünün zeminde bu noktada durduğunu düşünelim. 12 beşgene karşılık kaç tane altıgen geldiğini bulmak için bu çok yüzlünün açılımını yapmamız gerekir. Bu zemine göre açılımını yapalım. Bu açılımı yaparken topu bazı bölümlere bölelim. Görelim. Bunun için renkleri kullanalım. Birinci bölümümüz sarıyla çizdiğim bu bölüm olsun. Buraya bir diyelim. İkinci bölümümüz kırmızıyla çizeceğim bu bölüm olsun. Dikkat edecek olursak sarı ve kırmızıyla çizdiğimiz bölüm burada siyahla belirteceğim bir altıgenin etrafında toplanmış durumda. Bu altıgen de zeminde bir beşgenin etrafında olmalı. Yani çizecek olursak buradaki altıgenimiz buraya çizeceğimiz altıgen olacaktır. Çizelim. Bunun üzerinde bir diye belirttiğimiz bir altıgen daha var. Ve son olarak onun da üzerinde yine bir ile belirttiğimiz bir tane beşgen var. 2 ile belirttiğimiz buradaki beşgeni de çizelim. O beşgen buradan altgene komşu olduğu için şimdi bu beşgenin üzerine iki tane altgen çizelim. 2 numarayla belirttiğimiz 1 ve 2 numarayla belirttiğimiz sarı ve kırmızı ile yazdığımız bölümü çizmiş olduk. Aynı şekilde bu sarıyla çizeceğim bölümde beşgenin her bir kenarı için çizilebilir. Ve son olarak bu şekilde beşgenin etrafını dolaştığımızda en son bu pembeyle göstereceğim beşgeni almamış oluruz. Bunu da eklediğimiz de şeklin çizilimi tamamlanmış olur. Önce beşgenleri kontrol edelim. Her bir kolda iki tane beşgen olacaktır. Dolayısıyla iki tane burada, iki tane burada, iki burada, 2 ve iki şeklinde toplam 10 tane beşgenimiz vardır. Bir tanesi zeminde, bir tanesi de üstte olmak üzere 12 tane beşgen olur. Şimdi altıgenleri sayalım. Zemindeki beşgenin her bir kolunda dört tane altıgen vardır. O halde dört tane burada, dört tane bu kolda, 4 burada, 4 burada ve dört tane de burada olacaktır. Dolayısıyla 5 çarpı 4'ten 20 tane altıgenimiz olur. Doğru seçenek D seçeneğidir. Şimdi aynı açılımı GeoGebra uygulaması üzerinden de inceleyelim. Bize top şeklinde verilen çok yüzlüyi incelediğimizde açılımında kaç adet beşgen ve kaç adet altıgen olduğunu kontrol edelim. Şimdi açılımı yapalım. Evet kollara dikkat edelim. açılımı tekrar yapıyorum. Burada siyahla gösterilen beşgenlerin sayısı 12'dir. Buna karşılık beyazla gösterilen 20 tane altıgen vardır. Sizler de videonun altına bırakacağım linkten açıp inceleyebilirsiniz.